Nasıl anlatacağımı bilemedim ama bir kapı görüyorum, bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık bir kapı. Aydınlık tarafta bekleyenler var. Sanki havada gibi kapı, yani aslında duvar yok ama o bekleyenler o kapıyı, o kapıdan geçmesi gerekiyor ama duvar yok aslında. O kapıdan geçmek için sıraya girmişler. Kapıyı birisi açıyor ama görünmeyen bir el. İki kişi kapıdan geçti ve tekrar kapıyı kapattı. Bu nasıl bir sahne anlamadım ama sanki bir yere girmeleri için o kapının açılıp sırasıyla alıyorlar galiba, çünkü iki kişi tekrar kapattı. Diğerleri yine bekliyorlar ve sırasını bekleyenler bunlar, yani acele yok, herkes bir şekilde gideceğini biliyor ve bekliyorlar, yani sıralarını bekliyorlar. Lütfen şu ana kadarkileri bize özetleyerek tekrar anlatır mısınız? Ve bakın arkadaşımızın sorduğu sorunun cevabı nasıldı? İnce detaylarıyla geliyor. Bir kapı gördüm. Kapının iki tarafı, daha doğrusu bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Duvar olmayan bir yerde insanlar bekliyor. Duvar yok. Ama o kapıdan geçmeleri gerekiyor. Kapı açıldı. İki kişi gitti. Tekrar kapandı. Kalanlar sırasını bekliyor. Yani böyle bir acele yok. Herkes sırası kimin gelecekse gidecek, biliyorlar yani. Anlattığı Onun için yer, bekliyorlar. beşinci boyut ve ruhlar alemi, öyle değil mi? Evet, çünkü şey yok, kapı var ama duvar yok aslında. Ama Tamam. oradan geçmeleri Ha, gerekiyor. Evet, bir boyut kapısı denilebilir. iki ruh boyut kapılarından geçti, beşinci boyuttan dünyaya geldi. Evet ve devam edin lütfen. İki izleyemedim. İki ruh gitti ama. Yani sanki böyle bir balığa dönüştü, böyle bir kaydı gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Tamam, görüntüler gelir şimdi. Yani şey, balığa dönüştü dedim, denize gittiler, deniz. Denizden geçip karşı kıyıya geçtiler ve her biri başka bir yere, başka bir alana, biri sağa doğru yürüdü, biri sola doğru yürüdü ve gittiler. Sanki bir boyuttan diğer boyuta geldiler ve gitmeleri gereken yeri biliyorlar ve gittiler yani. Öyle bir görüntü oldu hocam. Yani 5. boyuttan dünyaya geldiler, sonra tekrar 5. boyuta mı döndüler? Hayır, dünyaya gelip dünyanın içine daldılar. Yani biri sağa gitti, biri sola gitti. Tamam. Yani Hala dünyadalar. halen dünyadalar, Evet, evet. bakalım sonra ne oluyor Sayın Hocam? Tekrar o kapıdan iki kişi geldi. Aynı şekilde tekrar denizden geçip karşı kıyıya gelip gidiyorlar. Sanki herkes gideceği yeri biliyor. Tamam. Yine 5. boyutun kapısı açıldı. Dünyamıza 4. boyuta iki ruh daha geldi. Evet. Ve yine bunlar birbirinden ayrıldı ikisi. Evet, her iki 4 saniyede gitme. 4 kişi Pardon. oldular. Evet. Ve 4'ü de ayrı yerlere gittiler. Sonra Sayın Hocam. Tekrar hep iki iki geliyor, hep iki iki gidiyor. Gene sudan geçti. Gene karşı kıyıya gelip gene dağıldılar.
Bu hep tekrarlıyor. Yani iniyorlar, sudan geçip karşı kıyıya geçiyorlar ve Tamam. gidiyorlar Ve yani. neden ruhlar aleminden dünyamıza gelirken sudan geçiyorları söyleyeyim. Su annemizin rahmindeki, uterusteki sıvı. Ruhlar annemizin rahminde o sıvının içinden büyüyerek geçiyorlar. O gördüğü deniz oydu. Hay ve bakalım sonra ne oluyor? Yani çok rahat bir şekilde aşağı iniyorlar. Sudan geçip herkes sanki gideceği yeri biliyor. Çünkü birdenbire böyle gidiyorlar yani. Herkesin gideceği yer belli. Adres belli yani. İniyorlar, sudan geçiyorlar ve gidiyorlar. Hiç birbirlerine hani bir şaşkınlık yok. Veya nereye gideceğini bilemeyen biri yok. Buraya iniyor ve gidiyor. Böyle bir görüntü. Ve görüntüler değişecektir. Ben de onlarla geçeyim bari. Burada hep aynı Ha, görüntüyü gidin görüyorum. bakalım nereye Karşı gidiyorlar? kıyıya geçeyim. Burada evler var. Bir şehir. O ruhlar bu evlere giriyor. Yani herkes gideceği yeri de biliyor ve o evlerdeler yani. Evet, Evlerin bunlar içindeler. artık beden oldular, dünyadalar çünkü. Anne rahminde gelişim tamamladılar, büyüdüler, insan oldular. Evet, her biri gideceği yeri biliyor ve o eve giriyor. Bu tekrarlanıyor hep hocam. Geliyorlar, bir eve giriyorlar. Ha, ve bizim merak ettiğimiz soru şu anda cevap gelsin. Merak ettiğim sorunun cevabı gelsin inşallah. Amin. Her şey belli. Böyle bir cümle. Her şey belli. Açın gözünü sayın hocam. Ah. Her şey belli. Hafize Hanım lütfen sorunuzu sorun da Mehtap Hanım duysun. Çok teşekkür ederim öncelikle. Allah Ben razı olsun. sorumu şu şekilde sormuştum. İnsanların kaç çocuğu olduğu kendi iradesine mi bağlı yoksa önceden her şey belli midir diye sormuştum. İnsanlar kaç çocuğa sahip olacak? Önceden belli mi? Değil mi? Her şey belli. Ha. Elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Peki ikinci sorunuzu sonra sorarız. Çünkü şu anda